Merhaba arkadaşlar, Örsev Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğimizi çalışacağız. Tek örnek üzerinden anlatacağım. Umarım aradığınız örnek budur. Yararlı ve anlaşılır bir video olur, kolay bir video olur. Anlatamadığım yerleri yorum bölümünde sorarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Bu örneğimiz için 50 ilmek, 2 örnek için 50 ilmek başlamıştım. Arada 16 ilmek, örneklerimiz için 8'er ilmek ve kenarlarımız için de 9'ar ilmek yaparak 2 örnek oluşturdum. İstediğiniz kadar buna göre uzatabilirsiniz. Şişlerimin üzerine 26 ilmek attım. İster ilk ilmeğinizi örerek alın, isterseniz bu şekilde düğümleyerek boşalın. Bir sıra ters örüyoruz. İlmeklerinizi nasıl alıyorsanız o şekilde alın. Bir sıra ters olarak lastik yerine örebilirsiniz. Bir sıra tersimi ördüm. Örnek sıralama noktamıza geldik. 9 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 ve bu şekilde baştaki ilmeğimizi saymıyoruz. 2, 4, 6, 8. Burada hemen 2 ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Ön taraftan aldık. Ön tarafa tekrar takıp düz olarak örüyoruz. Sonra 2 taneyi arka taraftan yer değiştiriyoruz. Tekrar şişimizi aldık. Düz olarak 2 ilmeğimizi ördük. Aynı işlemi buradaki dörtlüğe de yapacağız. Önce ikinci ilmeğimizi ön taraftan öne alıyoruz. Şişimize takıp düz olarak örüyoruz 2 ilmeğimizi. Sonrasında arkadaki ilmeği arka taraftan öne alıyoruz. Şişimize takıp düz olarak örüyoruz. Buradaki 8 ilmeğimize bu şekilde bir işlem yaptık. Sonrasında 8 tane ters ve kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sekiz. Son ilmeğimizi de bu şekilde aldık ve sıramızı tamamladık. Arka tarafı tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. 8 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Düz olarak aldık. Ve 8 tane ters örüyoruz. Sekiz. Yine kenar ilmeklerimiz 8 tane ters, pardon, düz, ön tarafa ters düşüyor. Kenar ilmeğimizi de aldık ve sıramızı tamamladık. 8 tane ters yapmıştık. Bu sırada 7 tane ters yapacağız. Kenar ilmeğimizi saymıyoruz. 1 2 3
4, 5. Tamamen yanlış. 2 sıra hiçbir işlem yapmadan düz olarak öreceğiz. Tamamını düz örüyoruz. Çok özür diliyorum. Bu sıramın tamamında hiçbir işlem yok. Düz örerek sıramın sonuna kadar gidiyorum. Arka taraftan da ters olarak öreceğiz. Ön yüzümüz düz, arka taraf ters. Kenar ilmeğimizi de aldık ve sıramızı tamamladık. Arka tarafımızı ters olarak örüyoruz. Sıramızın başına kadar bu şekilde devam edelim. Arka sıramızı tamamen ters ördük. Ön taraftayız. Az önce yaptığımız işlemi şimdi burada yapacağız. 7 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bu sefer eminim. Şimdi bir ilmeğimiz yan taraftan sağa doğru kayacağız. Bir ilmeğimizi bir öncekiyle yer değiştireceğiz. Önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz aslında. Düz olarak ördük. Diğer iki ilmeğimizi yine aynı şekilde yer değiştiriyoruz. Arka taraftan öne alıyoruz. Düz olarak ördük. Artık sağa doğru kaymaya başlıyoruz. Ortada iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Örneğimizin orta kısmı açılmaya başlayacak. Aynı şekilde sola doğru kayacağımız için sol taraftaki bir ilmeği örneğimize dahil ediyoruz. Yer değiştirdik. Düz olarak aldık. Arka taraftaki örneğimizi ön tarafa alıyoruz. Arka taraftan ve düz olarak örüyoruz. 7 tane ters. Sağ ve sola terslerimiz azalarak devam edecek. Kenar ilmeğimizi de aldık ve sıramızı tamamladık. Yavaş yavaş örneğimiz ortaya çıkıyor. Arka tarafta tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Düz olarak gördüğümüz ilmekleri düz örüyoruz. Arka tarafta herhangi bir işlemimiz yok. Dört tane ilmeğimiz ters. Araya iki tane ters yapmıştık. Arka taraftan düz olarak örüyoruz. Yine dört tane tersimiz. Son olarak 7 tane düz ve kenar ilmeğimizle arka sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ön taraftan düz, arka taraftan ters örerek tekrar başa geliyoruz. Gittik ve geldik. Tekrar örnek sıramızdayız. 7 tane ters yapmıştık. 8 taneydi. Şimdi 6 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 2 4 6. Yine bir ilmek sağa
Yer değiştiriyoruz. Daha önceki sıralarımızda yaptığımız gibi düz olarak ördük. Yine yer değiştiriyoruz. Arka taraftan öne aldık. Bu kısımda herhangi bir değişiklik olmayacak. Örnek sırasında yer değiştiriyoruz sadece. Arada iki tane tersimiz vardı bir öncekinde. Şimdi 4 tane olacak. Sağdan ve soldan iç kısımdan yavaş yavaş artarak büyüyecek. 2, 4 ters. Yine aynı şekilde yer değiştiriyoruz ilmeklerimizi. Bu sefer yer değiştirmeden örerek yaptım. Altı tane tersimi örüyorum. Arka tarafta tersleri ters, düzleri düz. Nasıl görüyorsak o şekilde örüp başa kadar geliyoruz. Arka sıramızı tamamladık. Ön taraftayız. Yine bu arada yaptığımız gibi düz örüyoruz. Arka taraftan ters örerek tekrar başa kadar geliyoruz. Ön sıradayız. Yine aynı şekilde 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Orta kısımda her seferinde ikişer ilmek ikişer ilmek artacak. Sol tarafımızda aynı şekilde 2 ilmek kalana kadar son 2 ilmeğimize kadar eksilterek devam ediyoruz. 5, 5, ortadaki terslerimiz 6. Bu sırada sağda ve solda 4 ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeği hariç. Ortada 8 ilmek. 3 3 ortada 10 tane. İlmeklerimizi hem kaydırıyoruz bu sırada hem de yer değiştiriyoruz. Sadece ilk sıramızda yer değiştirip kaydırıyoruz. Sonra 3 sıra normal örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. 2 kenar ilmeklerimi saymıyorum. 2 2 ve ortada 12 tane ters. Son sıramız sağ ve sola doğru kaydırma işleminde bir tane ters, bir tane ters kenar ilmeklerimiz hariç ve arada 14 tane tersimiz var. Bundan sonra örneğimizi birleştireceğiz. En son bir ters yapmıştık. Bu sıramızda iki tersle devam edeceğiz. Sonrasında artarak 9 ilmek olana kadar örgümüzü tamamlayacağız. Kafam biraz daldı. Kelimeleri toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. 2 tane ters. İlmeğimizi değiştirdik yerlerini. Şimdi sola doğru kayıyoruz. Arka taraftan ördüm. Yerde değiştirebilirsiniz. Daha önce gösterdiğim gibi 4 ilmeğimiz yer değiştirdi ve 14 ilmekti. Bu noktada 12 ilmek yapacağız. Sol taraftaki örneğimizi de sağa doğru kaydıracağız artık. İki ilmek daha örüyoruz. Ters olarak. Burada da aynı işlemimizi yapıyoruz.
bir tane sola doğru kaydırmış olduk. Ve iki tane ters. Bundan sonra sağda ve solda birer birer artacak. Arka taraftan düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bu sırada daha önce yaptığımız gibi örnekten sonra düz, arka taraftan da ters olarak tekrar başa geliyoruz. Düz gittim, ters geldim ve sıranın başındayım. Bir önceki sırada 2 taneydi. Bu sıramızda 3 tane ters öreceğiz kenar ilmeğimiz hariç. 1 2 3. Yer değiştirme işlemimiz aynı şekilde. Ve arada terslerimiz 10 tane tersimizi ördük ve yer değiştiriyoruz ilmeklerimize. Üç tane ters. Arka tarafı ördük, tersleri ters, düzleri düz. Ön taraftayız ve yine aynı şekilde düz gidiyoruz ve arka taraftan ters geliyoruz. Örneğimiz bu şekilde birer birer ortaya doğru küçülerek gidecek ta ki hiç tersimiz kalmayana kadar. Örneğimize devam ediyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Şu an başlangıç sıramızdayız. Başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Arada hiç tersimiz yok. Kenarlarda 9'ar ilmek, ortada 8 ilmek. Bundan sonra bu kısımda yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak tekrar örneğimizi açacağız ve kapatacağız. Bu şekilde devam edecek. Umarım anlaşılır bir video oldu. Anlaşılmayan yerleri, anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.